Selamlar beyler bayanlar, hepinize merhaba. CS 1.6 videolarına hız kesmeden devam ediyorum. Kanalımızı yeni önceki takipçilerimiz CS 1.6'dan olduğu için CS 1.6'ya ağırlık veriyoruz. Diğer oyunlara da çekeceğiz ama neyse, hemen boş konuşuyorum ya. Kodlarla ilgili konuşacaktım değil mi? Hadi geçelim kodlara. Şimdi kankalar, önemli kodlar var. Bilgisayarınız kasıyor, kasmıyor fark etmez. Mermi izleri oldukça dikkatinizi dağıtacaktır. O yüzden mermi izlerinizi ben kapatmanızı tavsiye ediyorum. Onlarca adama sıktığınızda kan çıksın istemiyorsunuz. Bunu kapatmak istiyorsunuz. Ve bu kodları arıyorsunuz. Bilmiyorsunuz nerede var, nerede yok. Ya da hiç aklınıza gelmedi. Bence bunları kapatın. Dezavantaj. Çünkü mermi izleri duvarda dikkatinizi çeker abi yani. Hiç şunlar olmadan daha güzel olur. Hadi başlayalım abi. Şunu da kapatıyorum. Optinse giriyorum abi. Advanced'a giriyorum. Buradakilerin hepsini sıfır yapıyorum arkadaşlar. Sıfır. Daha yeni yaptığım için sıfır gözüküyor. Bu normalde sıfır değil. Sıfır yaparsam oyunda gözükmeyecek mermi. Sıfır yapıyorum. Bunların en düşük ayarları 120. Bunlara oynamanız gerek yok. Smoke. Bu Best Talking Slows'ta dursun. Neden diyecek olursanız, diğer türlü siyah duman çıkar ve bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. Siyah dumanda da adamları kesinlikle göremeyiz. Buy menü. Hostile menüsü alıyoruz. Neden diyecek olursanız, M'ye bastığımız zaman şekilli çıktığı için hem oyunumuz kasıyor hem de kit olsun, mermi olsun pek sağlıklı bir şekilde alamıyoruz. Mesela direktmen böyle bastığınız zaman alırsınız. Zaten eliniz alışmıştır silahlara. Onun haricinde tekrar giriyorum. Center Player Names. O da ne oluyor? Direktmen ortada adamın ismini çıkartıyor. Bu gayet yararlı bir şey arkadaşlar. Karanlık bir bölgede falan diyelim ki rakibi göremediniz. Ama direktmen ismi çıktı. Çat çat vurursunuz. Bunu da kesinlikle yapın. Onun haricinde radarımızı solid yapalım. Saydam olmasın arkadaşlar. Ayarlar böyle, auto falan önemli değil, yardıma hiç ihtiyacımız yok. En önemli kodlar bu kadar. Şimdi gelelim manuel kodlara. Kanları nasıl kapatacağız? Kanları menüden kapatamıyoruz. Kanları da şöyle arkadaşlar, bütün hepsini sıfır yapıyoruz. Sıfır yaptın mı? Tekrar şey yaptım, biyolenceye geldim. 2 alta geldim, sıfır yaptın mı? Tekrar geldim, sol elle yaptığım için biraz zaman alıyor, kusura bakmayın. Sıfır yaptın mı? Sildim. Hey Gibbs. Sıfır yaptım. Enter'a bastım. Şimdi kan çıkmıyor mesela. Değil mi? Mermi oyundan çıkıp tekrar girdiğimiz zaman gözüküyor. Ama kesinlikle kan çıkmıyor. Bak gördüğünüz gibi dikkatimizi dağıtmıyor. Kesinlikle odağımız dağılmıyor. Veya FPS de düşürür bu yani. Kötü bir bilgisayarınız yoksa bunu mecbur yazacaksınız arkadaşlar. Yani mecbur. Bak. Hiç direkt tık öldü. Tık öldü. Yani. Bazıları var abartıyor kanı falan. Hiç gerek yok yani. Kanı görelim görmeyelim, bu bizim oyun için hiç önemli bir şey değil. Mermi izlerinde hemen oyundan çıkayım, tekrar gireyim arkadaşlar. Onlar da gitmiş mi gitmemiş mi hemen sizlere tekrardan göstereyim. Şöyle oyun içini gösteriyor mu, oyun içini tekrar alsın hemen, tamam diyelim. Tekrardan uçaklı map'e giriş yapalım. Single player'dan. Hemen altı aldım. Tamamdır. Onun için de gözüküyor. Hemen ateş ediyorum duvara. Ateş izlerinde gözükmüyor arkadaşlar. Bu kadar. Umarım yararlı video olmuştur. Videolarımın devamı gelecek. Bilinmeyen yerler videom silinmiş. 6500 bir kanalım vardı. Onların hepsini teker teker çekeceğim. Sadece sizden isteğim bu videoya beğeni atmanız. Kanalıma abone olmanız. Ve çevrenizdeki CS 1.6 oyunculara beni önermeniz ve videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Daha sizden ne isteyeyim ki? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.